Eyvallah. Eyvallah. Yok muhterem, bak ben sana söyleyeyim. Bu İlyas Paşa denen uğursuz bir dalavere peşinde değilse ben de evliya değilim. Nasıl çıkar kokusu be evliya? Çıkar kokusun? Hı. Yahu muhterem sen ne gamsız adamsın ya. Dünya yansa içinde benim kilimim mi var arkadaş diyeceksin. Böyle eli kolu bağlı oturamam ben Ezerfen. Beynamam sen buralara gelir miydin yahu? Gel, gel buyur bir kahvemizi iç. Yok eksik olmayın başka zaman. Hünkârımız kalkmadan yetişmem lazım. Hayırdır ağam aşık mısın ya? Aşk mı? Ha. Ne aşkı? Kim aşık? Aşık falan değilim ben. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Yok ağam saray bu tarafta çünkü yanlış tarafa gidiyorsun. Ha. Ha. Ya saraya gittiğimi kim söyledi? Ben prensesin yalısına gidiyorum hünkârımızın yanına. Dur 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 dur. Hünkârımıza söylemem gerekenler var. Bekle beni ben de geliyorum. Ah bekleyemem. Geç kaldım zaten. Peşin sıra geliyorum. Kalk. Aa yok yok benim işlerim var. Ok meydanına gideceğim daha. Ya Allah ya sabır. Tamam bana bak beni çok iyi dinle. Ben gelmeden atlama tamam mı? Allah muhafaza. Düşerse falan cesedini bulamazlar. Kurda kuşa yem olursun. Hünkârım, kusurumu mazur görün. Rahatsızlık veriyorum. Lakin dün gece karşılaştığım meseleyi size anlatmam gerek. Anlat. Hünkârım, dün gece meyhaneye gittim. Gittik. Ezerfen'le ben. Yani haşa hünkârım. Öyle hatun görüp mey içmeye değil. Yani Ezerfen oradaydı, ben onu alayım diye. Yoksa benim... Ziya Çelebi, uzatma anlat. Emriniz başım üstüne hünkârım. Hünkârım, orada meyhanede İlyas Paşa'yı gördüm. Mazisini bildiğim için şüphelendim. Ezerfen'le takip ettik. Gecenin bir yarısı birileri İlyas Paşa'ya sandık sandık altın verdi hünkârım. Affınıza sığınarak söylerim. Siz daha iyi bilirsiniz. Lakin bu akçeli işte bir hile var gibi devletlim. İşler umduğum gibi gitmiyor sultanım. Anlaşılan Cornelius beni gözden çıkarmış. Ne oldu ki? Şehzade Bayezid tahta çıktığında İlyas Paşa'nın Vezir-i Azam olacağını söyledi. Onun haddine mi Vezir-i Azam seçmek? Kimin sadaret mührünü alacağına ancak ben karar veririm. Benim de namzetim bellidir. Bu laflar Cornelius'la aynı yolda yürümeyeceğinin ispatı. İktidarımıza ortak olmaya kalkacak belli ki. Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Zaten nicedir üzerime geliyor. Kendi beceriksizliğinden beni mesul tutuyor. Ona bir şey olsa kim geçer yerine? Ben sultanım. Ben geçerim. Madem öyle, neden hala yaşıyor?